Değerli arkadaşlarım merhabalar. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti Osman Bey ve Orhan Bey ile başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk padişahı olarak kabul edilen Osman Bey değerli arkadaşlar Fahrettin lakabıyla da bilinir kendisi. Bu dönem değerli arkadaşlar aşiretten beyliğe geçiş dönemi olarak bilinir. Sayın hocam Ertuğrul Bey varken aşiret kabul edilir. Osman Bey başa geçtikten sonra beylik, Orhan Bey başa geçtikten sonra devlet olarak arkadaşlar karşımıza çıkacaktır. Çünkü teşkilatlanmayı birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Değerli hocam Osman Bey Yarhisar, Karacahisar ve Bilecik'i aldı. Ve devletin merkezini değerli arkadaşlar Bilecik'e taşımıştır. Hocam Osmanlı Devleti'ne merkezlik yapan ilk yer yani Osmanlılara merkezlik yapan ilk yer Söğüt ve Domaniç yaylak ve kışlak olarak kullanmış oldukları bölge. Ardından Bilecik merkez olarak kullanılmıştır. Daha sonradan arkadaşlar İnegöl fethedilmiştir Osman Bey döneminde ve değerli arkadaşlar İnegöl'ün fethinden sonra değerli hocam lütfen dikkat ediniz önemlidir Dursun Fakih buraya kadı olarak atanmıştır. Yani arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı kimdir arkadaşlar? Dursun Fakih. Aynı zamanda Osman Bey'in bağımsızlık hutbesini okuyan kişi de kimdir? Dursun Fakih'tir. Yani Osman Bey kendi adına Dursun Fakih'e ne yapmıştır arkadaşlar? Hutbeyi, bağımsızlık hutbesini okutmuştur. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda İnegöl'ün fethinden sonra arkadaşlar ilk kanun olarak Baç Kanunu çıkarıldı arkadaşlar. İlk kanun. Bak değerli hocam, kanunname demiyorum. Kanunname birçok kanundan oluşur. Osmanlı Devleti'nin ilk kanunu Baç Kanunu'dur değerli arkadaşlar. İnegöl'ün fethinden sonra çıkarılmıştır ve Osmanlı Devleti'nde Baç vergisi yani pazar vergisi değerli arkadaşlar. Pazar vergisi alınmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde alınan ilk vergidir arkadaşlar. Hangi vergi? Baç vergisi. Değerli arkadaşlar şimdi Osman Bey ilk başlarda Bizans tekfurları ile mücadele etmiştir. Bizans valileriyle tekfur vali anlamına da gelir arkadaşlar. Ve 1302 yılında Koyunhisar Savaşı'nı Bizans ile gerçekleştirmiştir. Bu savaşın diğer bir adı nedir arkadaşlar? Bafeon Savaşı olarak da geçmektedir arkadaşlar. Ve Osman Bey adını burada duyurmuştur hocam. Yani Osman Bey'in tarih sahnesine çıkışı aslında 1302 Koyunhisar Savaşı'dır. Neden arkadaşlar biz beylikten devlete Osmanlı siyaseti dönemini, kuruluş dönemini 1302'den başlattık? Çünkü akademik dünyada genellikle Osman Bey'in tarih sahnesine çıkışı özellikle Halil İnalcı'nın görüşü olarak arkadaşlar 1302 olarak kabul edilmektedir değerli hocam. Ve bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır değerli arkadaşlar. Ve Bizans'la yapılan İlk savaş aynı zamanda değerli arkadaşlar ilk zaferdir. Osman Bey dönemi siyasi gelişmeleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Osman Bey ne dedik arkadaşlar? Fahrettin lakabı ile tanınır. Kendisi Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenmiştir arkadaşlar. Bunu da yazayım. Ve değerli arkadaşlar Osman Bey'in adına kaynak olarak değerli arkadaşlar ilk kez Bizanslı tarihçi Pakimeres'in Bizans Tarihli adlı eserinde rastlıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Osman Bey'den bahseden ilk kaynak Pakimeres'in Bizans Tarihi eseridir. Aynı zamanda değerli hocam ilk para Osman Bey döneminde bastırılmıştır değerli hocalarım unutmayalım. Ardından değerli arkadaşlar Orhan Bey 1326 yılında 1362 yılına kadar devleti ne yapacak arkadaşlar yönetmeye başlayacak. Peki hocam ne dedik?
Beylikten devlete geçiş dönemi dedik arkadaşlar. Neden? Hem yapılan fetihler hem de devlet teşkilatlanması adına çok önemli gelişmeler sağlandı değerli hocam. Birincisi, 1326 yılında Bursa fethedildi değerli arkadaşlar ve merkez nereye taşındı hocam? Bursa'ya taşındı. Önemli bir konu. Değerli hocam, 1329 yılında Bizans ile Maltepe veya diğer adıyla Palekuanon Savaşı yapıldı ve Osmanlı Devleti'nin bu savaşta yüzü gülmüştür arkadaşlar. 1331 yılında İznik alındı ve İznik merkez olarak kullanılmaya başlanacak. Ya hocam Söğüt Domaniç dedik, Bilecik dedik, geldik işte değerli hocam Bursa dedik, İznik dedik. Sayın hocam, fethedildikçe, topraklar genişletildikçe merkez yapıldı ki oralar elden de gitmesin hocam. Bu değerli hocam. Peki, 1345 Karesioğulları Beyliği alındı değerli arkadaşlar. Karesioğulları Beyliği nerede kurulmuştu arkadaşlar? Karesi ve çevresi, yani Balıkesir ve çevresi arkadaşlar. Değerli hocam, şimdi Karesioğulları Beyliği'nin alınmasını şöyle bir tanımlayalım. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir arkadaşlar. Kimin dönemi? Orhan Bey dönemi. Sayın hocam, Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı atan kim? Orhan Bey. Peki değerli hocam. Bakın, lütfen dikkat ediniz. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolundaki ilk adım Orhan Bey. Değerli hocam, Karesioğulları Beyliği nasıl bir beylik? Denizci bir beylik arkadaşlar. Hocam, Osmanlı Devleti'nde deniz faaliyetlerinden bahsettik mi? Hayır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla beraber Osmanlı'nın ilk deniz gücü, değerli arkadaşlar, Osmanlı'nın ilk deniz gücü oluştu mu? Evet hocam. Kimden geçme? Karesioğulları Beyliği'nden geçme. Değerli hocam, ilk tersane, ilk derya beyi, kaptanı derya demiyorum hocam, derya beyi Karamürsel, değerli arkadaşlar, önemli bilgidir. Aynı zamanda Karesioğulları Beyliği'ndeki deniz komutanları da Osmanlı'ya katılmıştır arkadaşlar. Önemli. Peki, Çimpe Kalesi. Neden Çimpe Kalesi hocam? Değerli hocam, Bizans Devleti'nde bir sıkıntı var. Kanta Kuzen. Kanta Kuzen diyor ki, Orhan Bey'den yardım istiyor. Bir taht kavgasına giriştim. Beni destekle diyor. Beni desteklerse Çimpe Kalesi'ni sana veririm diyor hocam. Bunun karşılığında. Orhan Bey Kanta Kuzen'i destekleyecek ve karşılığında Çimpe Kalesi'ni alacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar Rumeli'ye geçişi sağlandı. Bu bir. İki, Avrupa kıtasındaki ilk toprak parçasına sahip oldu Osmanlı Devleti. Değerli arkadaşlar. Peki. Sayın hocam, Süleyman Paşa Gelibolu veya Rumeli Fatihi olarak da bilinir. Çünkü Tekirdağ, Çorlu, Malkara, Gelibolu buraların hepsini fethetmiştir. Vefat ettikten sonra ordu komutanlığına Murat Paşa gelmiştir kendisinden sonra. Değerli arkadaşlar, Tekirdağ, Malkara, Çorlu, Gelibolu arkadaşlar fethedilmiştir. Aynı zamanda Orhan Bey döneminde arkadaşlar Kocaeli Yarım Adası da fethedilmiştir. Alınmıştır arkadaşlar. Peki değerli hocam, Orhan Bey dönemindeki siyasi gelişmeler bunlar. Gelelim değerli hocam, Orhan Bey hakkında bir bilgi verelim. Seyfüddin, Şicaüddin lakaplarıyla da bilinen
Osmanlı Devleti'nde sultan unvanını ilk kez kullanan, İbni Batuta'nın eserinde bahsettiği Türkmen uluslarının hükümdarlarının en ulusu, Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak bahsetmiş olduğu padişah. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı. Hocam bu dönemde İskan politikası ilk kez uygulandı. Özellikle Karesi Oğulları Beyliği'nin alınmasından sonra evladı Fatihanlar ilk kez bu dönemde İskan politikası sonucu yerleştirildi. Değerli hocam, ilk medrese İznik'te İznik Orhaniyesi olarak açıldı değerli hocam. Ve değerli hocam, buraya ilk müderris olarak da Davud Kayseri atandı değerli hocam. İlk medrese, ilk müderris. Divan teşkilatı ilk kez bu dönemde kuruldu ki arkadaşlar 1. Murat'tan itibaren gelişmeye başlayacak Fatih dönemine kadar arkadaşlar. İlk vakıf teşkilatı yine kimin döneminde hocam? Orhan Bey döneminde. Alaaddin Paşa ve Çandarlı Karahanlı'nın çabaları ile arkadaşlar ilk düzenli ordu, yaya ve müsellem ordusu, akbörk giyen yaya ve müsellem ordusu kuruldu arkadaşlar. Hocam neden düzenli orduya ihtiyacım var? Topraklarım genişliyor. İlk başta gaziler, alpler benim için mücadele ediyordu gönüllü olarak arkadaşlar. Ama topraklarım genişliyor. Düzenli orduya ihtiyacım var. Bu da Alaaddin Paşa ve Çandarlı Karahanlı'nın çabalarıyla. Arkadaşlar Alaaddin Paşa kim? İlk vezir. Aynı zamanda bu sırada arkadaşlar Çandarlı Karahalil'de değerli hocam Bursa kadısı. İlk darphane bu dönemde açıldı arkadaşlar. İlk gümüş para basıldı ve ilk kez sancak sistemi uygulandı. Değerli hocam, sancak sistemi dediğimiz olay şu. Hocam, şimdi Osmanlı Devleti'nde veraset anlayışı şu. Babadan oğula geçen bir saltanat sistemi var. Babadan oğula geçiyor. Hocam, babadan oğula geçtiği için de benden sonra başa geçecek olan kişinin tecrübeli olması açısından sancak sistemi başlatıldı. Orhan Bey oğlu 1. Murat'ı değerli hocam Hüdavendigar sancağına göndermiştir arkadaşlar. Burada tecrübe kazansın diye ve sancak sistemi ilk kez başlatıldı değerli hocam. Yine arkadaşlar ilk han, ilk külliye, ilk bedesten kimin dönemindedir arkadaşlar? Orhan Bey dönemindedir. Değerli hocam ilk cami Hacı Özbek Cami. Değerli hocam bu dönemde. İlk saray Bursa'daki Bey Sarayı olarak inşa edilmiştir. Bakın değerli hocam, Osmanlı kuruluş dönemi mimari eserleri arasındadır değildir diye bir soru geldiği zaman sayın hocam, dikkat ediniz genelde nerede toplanmış hocam? Bursa, İznik taraflarında toplanmış. Bu konuya dikkat ediniz hocam. İstanbul ne zaman devreye girecek hocam? Fatih Sultan Mehmet ile beraber, 2. Mehmet ile beraber devreye girecek. Peki hocam, neden beylikten devlete geçiş dönemi diyoruz hocam? Bak hocam, ordu kurdu değil mi hocam? Eğitim sistemi kurdu sayın hocam. Bunun yanında divan teşkilatı kurdu. Bunların hepsi değerli hocam devletleşme çabasıdır. Teşkilatın temelini atan, devlet teşkilatının temelini atan kimdir arkadaşlar? Orhan Bey'dir değerli hocam. Bir sonraki videomuzda 1. Murat ile devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.